Filmsilerle ilgili son dokunuşu yapıyorum ama öyle bir dokunuş ki yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. Muhteşem bir bilgi vereceğim. Derece mi yapmak istiyorsun? Bak doğru kanaldasın. Bu bilgiyle sana derece yaptıracağım. Bak gerçekten. Sevgili arkadaşlar, şimdi son dokunuşu yapıyoruz. Size filmsilerle ilgili çok güzel bir bilgi vereceğim. Geçenlerde bir deneme sınavı sorusuna da karşıma çıktı. Ben bu bilgiyi daha önceden kısa video olarak da Instagram hesabımda, YouTube'da da var mıydı çok hatırlamıyorum ama Instagram hesabımda paylaşmıştım. Bu arada Instagram hesabımı bilmeyenler için Nazli Hoca bitişik alt çizgi Türkçe. Ama Türkçe karakter olmayacak, tamam mı? Türkçe diye yazılıyor. Zaten şeyde de var, YouTube o banner kısmını diyorsunuz. Orayı tıkladığınızda da alt tarafta Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Orada da kısa kısa videolar paylaşıyorum. Biraz daha belki eğlenceli videolar olabilir. Ama benim çalışkan öğrencilerimin birçoğunun Instagram hesabı yokmuş. Belki de büyüyememe, çok böyle geniş kitlelere ulaşamama sebeplerinden bir tanesi çalışkan öğrencilerim. Çünkü onlar Instagram hesaplarında reklam yapamıyorlar. Bilmiyorum. Ama zamanı var diye düşünüyorum arkadaşlar. Galiba bir zamanı var. O zamanı bekliyor bu kanalın adının duyulabilmesi için. Ben elimden geleni yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Kaç öğrenciye faydam var bilmiyorum ama biliyorum ki gerçekten severek bu kanalı takip edenler var. Sevgimiz karşılıklı. Gerçekten o enerjiniz bana geçiyor. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi canlarım, nokta atışı, mükemmel bilgi. Geçenlerde dediğim gibi bir deneme sınavında 5 tane kelimenin altını çizmiş. Hangisi demiş? Fiilimsi değil. Bak kelimeleri söylüyorum. Gelince demiş, okumak demiş, oldukça demiş, ondan sonra düşünürken demiş, bir de neydi ya ağlayan mı demiş. Yani şöyle bir baktığında, hiç okumadan baktığında diyorsun ki bu soru hatalı. Yani çünkü buradaki bütün kelimelerde fiilimsi eki var gibi duruyor. Şimdi dur bakalım sevgili arkadaşım. Oldukça kelimesi. Oldukça kelimesi. Derecelendirme anlamında kullanılırsa, yani miktar anlamında kullanılırsa bu kelime fiil özelliğini yitirir ve dolayısıyla fiilimsi olmaz. Oldukça kelimesi, oldukça kelimesi, derecelendirme, yani miktar zarfı durumuna geçtiğinde fiilimsi özelliğini kaybediyor. Oldukça derecelendirme yani miktar zarfı olduğunda fiilimsi olmaz. Bazı ezbere yol alan arkadaşlarımız var. Ben işte o yüzden ezbere çok karşıyım. Ezberlenecek kısımda diyorum ki arkadaşlar bakın burayı bilmek zorundasınız. Hani burayı bir şekilde hani o kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama ezberleyeceksiniz. Çok azdır Türkçe'de. Bunun bir mantığı var. Ezber yapmayacaksın. Yani öğrenci bakıyor buraya, oldukça, dıkça dikçeyi hemen yuvarlak içine alıyor, zarf fiil diyor. Hayır diyemezsin. Bir kere fiilimsilerde fiil özelliği tamamen kaybolmuyor. Evet, fiilimsilerde fiil özelliği tamamen kaybolmuyor. Kısmen fiil özelliği var. Hani dünkü dersimizde demiştik ya, hani mavimsi, tam mavi değil ama mavi özelliği var. Bunlar da fiilimsi. Hani tam fiil değil ama fiil özelliği var. Sen şimdi oldukçayı derecelendirme yani miktar olarak kullanırsan bunun fiil özelliği tamamen kaybolur. Dolayısıyla fiilimsi olmaz. Hemen örnek veriyorum. Oldukça iyi çalışıyor. Oldukça iyi çalışıyor. Şimdi çalışmak fiildir. Bu arada fiile nasıl sorusu sorulduğunda, fiile ya da fiilimsiye nasıl sorusu sorulduğunda durum zarfı bulunur. Çalışmak fiil. Nasıl çalışıyor? İyi. İyi durum zarfıdır. Buradaki oldukça da o iyiyi ne yapıyor? Derecelendiriyor. İyi
Oldukça iyi, bir tık üstü. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna miktar zarfı, derecelendirme zarfı diyoruz. Burası miktar zarfıdır. Miktar zarfı olduğunda fiil özelliğini kaybediyor. Dolayısıyla fiilimsi olmuyor. Çok önemli bir bilgi. Tamam mı? İşte oldukça az soru çözüyorsun. Oldukça az soru çözüyor. Oldukça az soru çözüyorsun. Soru isim mi? Evet. Az soru dediğinde buradaki az da ismin önüne gelmiş. Sıfat mı? Evet. Peki buradaki oldukça da bu sefer sıfatın önüne gelmiş. Yani bu sefer neyi derecelendiriyor? Bu sefer de sıfatı derecelendiriyor. Az soru oldukça az soru. Çok az soru anlamında. Sevgili arkadaşım bu sefer de ne yaptı? Sıfatı derecelendirdi. Yine biz buna ne diyoruz? Miktar zarfı diyoruz. Miktar zarfı olduğunda derecelendirme bildirdiğinde fiil özelliğini kaybeder. Dolayısıyla fiilimsi olmaz. Peki hocam bir şey soracağım. Oldukça kelimesinde fiil özelliğini korusak, yani fiilimsi olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Nasıl bir cümlede kullanırız biliyor musun? Sen yanımda oldukça kendimi güçlü hissediyorum. Bak şimdi. Sen yanımda oldukça kendimi güçlü hissediyorum. İşte buradaki oldukça bu fiilimsidir. Sen yanımda oldukça, çünkü burası olmak, olmak fiilini koruyor, fiil özelliğini. Dolayısıyla buradaki dıkça dikçeye ne diyebilirsin? Buna zarf fiil diyebilirsin. Bu fiilimsidir. Ne diyeyim? İşte tripodum yanımda oldukça, kitabım defterim yanımda oldukça, ders çalışma isteğim, video çekme isteğim artıyor. İşte bu olmak. Oldukça dediğinde bu olmaktır. Dolayısıyla ne diyeceksin? Fiil özelliğini koruduğu için buna fiilimsi diyeceksin. Tamam mı? Bak çok mükemmel bir bilgiydi. Bitti mi? Bitmedi. Burayı siliyorum. Ekran fotoğrafı almak isteyenler alsın. 2x'le geçen ne dedim ya? 2x'le siliyorum dedim. Bir öğrenci alta yorum yapmış. İsmini hatırlamıyorum. Hocam siz 2x'le silmenize gerek yok. Biz sizi zaten 2x'te izliyoruz demiş. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Çok naziksin. Beni yormuyorsun. Beni hızlandırıyorsun direkt. Öyle mi? Peki. Sevgili arkadaşlar, birinci uyarım buydu. İkinci uyarım. Giderek kelimesi. Giderek. Bir de gittikçe. Şimdi giderek ve gittikçe kelimelerinde neye dikkat edeceksiniz? Giderek ve gittikçe kelimeleri bunlar zaman bildirirse. Hani günden güne gibi bir zaman anlamı katarsa, bunlar zaman bildirirse fiilimsi olmaz. Çünkü fiil özelliğini kaybetmiş olurlar. Giderek ve gittikçe. Giderek ve gittikçe kelimeleri günden güne anlamında kullanılırsa, zaman bildirirse fiil özelliğini kaybeder. Dolayısıyla fiilimsi olmaz. O zaman gittikçe, giderek kelimesini gördüğün her yerde, işte o arak erek ya da dıkça dikçe yuvarlak içine alıp da zarf fiil diyemezsin. Diyemezsin. Cümleyi okuyacaksın. Cümlede sen bu kelimeleri zaman anlamında kullanırsan bunlara fiilimsi demeyeceksin. Tamam mı? Diyorum ki havalar gittikçe ısınıyor. Yani havalar giderek ısınıyor. Ha, burada işte fiilimsi olmuyor. Çünkü burada gittikçe ve giderek kelimeleri ne yaptı? Zaman anlamı kattı. Zaman anlamı kattığı için fiil özelliğini kaybetti.
Dolayısıyla fiilimsi olmaz. Tamam mı? Ezbere yapıp da dükçe dükçe arak ereği yuvarlak için alayım zarfı. Hayır. Yapma sakın. Bak sana her şeyini söylüyorum. Bütün inceliklerini söylüyorum. Öyle bir şey yapamazsın. Giderek gittikçe zaman anlamı katıyorsa fiil özelliğini kaybediyor kuzum. Dolayısıyla bunlar fiilimsi olmuyor. Peki hocam, giderek ve gittikçe kelimesini fiilimsi olarak kullansam bile kullanayım kuzum. Diyorum ki spora gittikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Bak, spora gittikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Eve yürüyerek giderek, yürüyerek giderek olmaz. Eve otobüsle giderek kilo veremezsin. Bak, eve otobüsle giderek kilo veremezsin. Oradaki giderek kelimesi gitmek. Yani fiil özelliğini koruyor. Dolayısıyla oradaki giderekteki arak erek fiilimsi olur. Ya da spora gittikçe, gidiyorsun işte, fiil özelliğini koruyorsun. Dolayısıyla buradaki dıkça dikçeye ne diyeceksin? Buna zarf fiil diyeceksin. Çünkü bu gitme, bu eylem özelliğini koruyor. Anlaşıldı mı? Okula giderek, kursa giderek eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Kursa giderek eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Orada giderek kelimesi gitmek fiil özelliğini koruyor. Oradaki arak erek nedir? Zarf fiildir. Ya da kursa gittikçe eksiklerimi daha net görebiliyorum. Kursa gittikçe gitmek eylem özelliğini koruyor. Oradaki dıkça dikçe zarf fiildir. Ama havalar gittikçe ısınıyor. Netlerim gittikçe artıyor dediğinde o günden güne anlamı katıyor. Günden güne anlamı kattığında fiilimsi olmuyor çocuğum. Anlaşıldı mı kızım? Evet. Bu da tamam mı? Bu da tamamdır. Peki başka ne söyleyeceğim? Bir şey daha söyleyeceğim. Canım ciğerim kuzum. Önce ince. Zarf fiil diyoruz değil mi? Peki. Peki. Ama lütfen şuna dikkat et. Şıklara şunu koyacak. Bazı ezberci kankilerim, arkadaşlarım, kuzularım hiç olaya dikkat etmiyor. Hiç yani fiilimsi konusunu anlattığımızın, fiilimsinin ne olduğunu hiç bilmiyor. Bazıları vallahi kusura bakmayın. Kurban olduklarım, fiilimsiler fiile gelen eklerdir. O ezberlediğin ekler isme geldiğinde fiilimsi olmuyor. Bari ona dikkat et, olur mu? Yol boyunca sohbet ettik. Kuzum, orası ince ince değil. Orası ince ince zarf fiil değil. Neden değil? Çünkü burada boy kelimesi nedir? İsimdir. Bu fiilimsi falan olmaz. Ama seçeneklere bunu koyup senin kafanı karıştıracak. Çünkü buna ince inceye zarf fiil diyen çıkıyor. Çocuğum, kuzum, ince ince fiile gelecek. Fiilimsiler fiile gelir, sakın unutma. Boy kelimesi isimdir. Tamam mı? Fiilimsi olmaz. Hani zarf fiili anlatırken can, buna da dikkat edin demiştim ya. Evdeyken ders çalışıyorum. Evdeyken ders çalışıyorum. Ev kelimesi isim. Bu o zaman can ne olamaz? Fiilimsi olamaz. Çünkü fiilimsiler fiile gelir. Gelirken haber ver deseydim oradaki can fiilimsi olurdu. Çünkü gelmek fiildir. Anlaşıldı mı? Ama bu olmaz. Çünkü ev kelimesi isimdir. D'da halekidir. Y kaynaştırma harfidir. Peki hocam buradaki can nedir? Bu da ikendir. Yani ek fiildir. Çok nadir kullanılan bir ek eylemdir kuzum. Evdeyken fiilimsi değildir. Ama gelirken haber ver. Bak bununla ilgili sana bir şey daha söyleyeceğim. Ne zaman haber vereceksin? Gelirken. Gelmek fiil mi kuzum? Evet. Buradaki ken o zaman fiile gelmiş ve kelimem zarf görevinde kullanılmış. Buradaki kene o zaman ne diyeceksin?
Zarf fiil diyeceksin. Şimdi beni iyi dinle. Çok güzel bir bilgi daha vereceğim sana sözcük yapısı ile ilgili. Türkçe'de bir sözcük önce yapım eki, sonra çekim eki alır. Böyle bir sıralama vardır. Ama hani bu her zaman bu şekilde olmuyor. Bazen önce çekim eki, sonra yapım eki gelebiliyor. Şimdi sorunun öncülüne bunu yazıyor. Diyor ki Türkçe'de bir sözcük önce yapım eki, ardından çekim eki alır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın dışında bir kullanım söz konusudur diyor. Gelirken, gelmek fiil. Oradaki ır nedir? Geniş zaman. Yani kipeki. Kipeki daima fiile gelir ve kipekleri çekim ekidir. Unutma. Bu ne? Bu da zarf fiil. Bu da fiilimsi. Fiilimsiler ne eki? Yapım eki. Aslında Türkçe'ye ters bir durum mu? Evet. Ha, bir yanlışlık falan değil bakın bu. Ama Türkçedeki o bahsettiğimiz kuralın dışında olan istisnai durumlardan bir tanesi. Tamam kuzum? Evet, bunu da söyledik. Peki, son. Son artık bitiyor. Önce inceyi söyledik, keni söyledik. Yeterince iyi çalışmıyor. Yeterince iyi çalışmıyor. Bak. Arkadaşlar, buradaki önce ince zarf fiil değildir. Fiilimsiler fiile gelir. Bu yeterince iyi çalışmıyor. Az önce hani derecelendirme bildiriyor ifadesi vardı ya, giderek gittikçe oldukça kelimeli, onu söyledim ya arkadaşlar. Oldukça kelimesi mesela. Oldukça iyi çalışıyor. Derecelendirme bildirdiğinde fiilimsi olmuyordu. Yeterince iyi çalışmıyor dediğinde de işte burası fiilimsi falan değildir. Yeterince. Orası bir miktar belirtiyor. Yani fiil özelliğini bu kelime ne yapmış? Kaybetmiş. Dolayısıyla fiilimsi olmuyor. Fiilimsilerden şu yüklediğim 4 videoyu izleyen öğrenci, canım öğrenci, bitti. Bu iş bitti. Fiilimsi kaçırmayacaksın. Gerçekten. Bak aç kitabını. Fiilimsilerle ilgili çöz 2 tane test. Yapamadıklarını yolla bana. Yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Ama bak bu 4 videoyu düzgün izlemeni istiyorum. Tamam mı? Çünkü her şeyini anlattım. Bir tane eksik kalmadı. Fiilimsi nerede karşına çıkar anlattım. Nelere dikkat etmen gerekiyor anlattım. Her şeyi anlattım. Üfürüp geçmedim. Bura bende var. Bura bende var. Ben kimseyi kandırmam. Üfürüp geçmem. Çünkü gerçekten sınavda sana böyle ince güzel sorular hazırlıyorlar. Öyle incelikleri bilmiyorsan böyle yüzeysel olmaz. Olmaz. İşin inceliği burada. İyi ki varsınız. Kanala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ben şimdi zarf anlatmaya başlayacağım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.